Buda'nın artık yeni bir misyonu vardır. Tecrübelerini tüm insanlıkla paylaşma. Bunu başkalarına aktarıp aktaramayacağından emin değildi ama insanlara beslediği derin empati yoluna devam etmesini sağladı. Başlangıç noktası adeta birlikte ölüm orucu tuttuğu, dünyevilikten vazgeçen eski beş arkadaşıydı. Başta eski arkadaşları Buda'yı sıcak karşılamadılar ama sonra büyük bir dönüşüm yaşandığını fark ettiklerinde Buda'yı saygıyla selamlayıp onun ayaklarını yıkadıkları söylenir. Bu noktadan sonra artık Buda'nın huşu uyandıran karizması görülür. Çünkü Buda'nın onlara deneyimlettirdikleri kavrayış ve netlik bakımından akıllara durgunluk vericiymiş. Buda dört yüce gerçek olarak bilinen keşiflerini paylaşır. İlk gerçek hayat boyunca acı çekmenin kaçınılmazlığıydı. Ama Buda acı derken yalnızca hastalığı ve yaşlılığı değil, hayatın ısrarcı hayal kırıklıklarını ve güvensizliğini kasteder. İkinci gerçek acıyı arzulamanın yarattığıydı. Üçüncüsü acının tespit edilebilir bir sebebi olduğuna göre sonunun da olabileceğiydi. Ama kritik ve pratik bir yanıt sunan dördüncü gerçekti. Bu 8 katlı yol denen ve bütün acılara son verebilecek bir yoldu. Küçük mürit grubu Buda'nın yardımıyla çabucak gelişme kaydederek bilgelik kazandılar. Ahlaklı davranışlarda bulundular ve meditasyon yoluyla zihinsel disiplin sağladılar. En sonunda Nirvana'yı bizzat tecrübe ettiler. Ama özgürleşme teoride herkese açık olsa da pratikte çoğu kişinin vakti ve emeği buna yetmiyordu. Ancak Buda'nın ölüm ve yeniden doğuş döngüsünde hapis kalanlara umut verici bir mesajı vardı. Bunu köklü karma konseptini baştan sona yeniden şekillendirerek yaptı. Geleneksel olarak karmanın bir sonraki hayatta yeniden doğuşun kalitesini artırabilecek önemli hareketler olduğuna inanılır. Karma, Brahmanizmin ilk günlerinde rahiplerin daha üst kastlar adına yaptığı ritüele dayalı hareketlerle eş anlamlıydı. En düşük kastların karmanın bu ritüel formuyla durumlarını iyileştirmek için pek şansı yoktu. Bu da karmayı ritüele dayalı hareketler olmaktan çıkarıp o hareketi yaratan düşünceye dönüştürdü. Böylece hareketin altındaki niyet, hareketin kendisinden daha önemli oldu. İyi düşünürseniz ya da iyi niyetiniz olursa kaderinizi değiştirebilirsiniz. İlla bu hayatta değil, gelecekteki hayatlarda da. Karma kavramına dair anlayışta çok büyük bir değişim oldu. Karma, ritüele dayalı hareketten bireyin iyilik yapma seçimine dönüştü. İyi insanlar olmak zorundalar. Zaten Budizmin temeli de bu. Bu felsefi düşünce toplumda büyük bir değişim yarattı. Bu da karmayı insanların kaderini değiştirme gücüne sahip olan rahiplerin elinden alıp Budizmin pratikliğiyle yaşayan insanlara verdi. O halde hangi kastan olduğunuzun ya da cinsiyetinizin önemi yok. Evet, herhangi bir biri olabilirsiniz. Herhangi bir kastan olabilirsiniz, fark etmez. Herkesin iyi bir insana dönüşme şansı ve özgürlüğü vardı. Buda'nın karmayı yorumlayış şekli özgürleştiriciydi. Samsara döngüsüne hapsolmuş herkes yeniden doğuşun kalitesini arttırma şansına sahipti. Artık insanlar sınıfına, cinsiyetine ya da sahip olduğu ritüel uzmanına göre iyi ya da kötü değildi. Buda herkese fayda sağlama potansiyeli olan yanıtlar arıyordu. Bunun ne kadar radikal bir gelişme olduğunu düşünsenize. Buda'nın karmayı demokratikleştirmesi özellikle bir sınıfın dikkatini çekti ve desteğini aldı. Hindistan şehirlerinin kurulmasını sağlayan esnaf ve tüccarların. Brahmanizm geleneklerine göre kastın dışından biriyle temasa geçmek kirlenmeye sebep oluyordu. Ama tabii tüccarlar ister istemez sürekli farklı insanlarla ve farklı kültürlerle etkileşime giriyordu. Budizmin bununla bir sorunu yoktu. Bazı tüccarlar kas sisteminin kendilerine zarar verdiği kanısındaydı. Buda'nın kapsayıcı mesajı onlara toplumda büyük bir yerlerinin olduğunu hissettirdi ve heveslerini tazeledi. İyi karma gibi tüccarların servetleri de tabiatı gereği liyakatı temel alıyordu. Bir şekilde gökten inmemiş, kişinin kendi çabalarıyla kazanılıp biriktirilmişti. Buda'nın antik karma fikirlerini yeniden yorumlayışı sıradan insanlara daha iyi bir ahlaki hayat sunuyordu. Bu da günlük hayatlarımızdaki hareket ve niyetlerin gerçek sonuçlarının olduğu inancının oluşmasına yardım etti. Karma, Budizm için adeta yeni bir ahlaki para birimine dönüştü. Bu da ahlak kavramına devrim getirmişti. Artık kararlarımız için tanrılar gibi harici güçleri suçlayamazdık. Kendi ahlaki durumumuzdan sadece kendimiz sorumluyduk. Her şey bizde bitiyordu. Evrenin yanıtlarını bulmak için önce kendi içine bak. Bu da kendi lamban ol demiş. Başka sığınak arama. Bunlar heyecan verici düşünceler.
kişinin kurban değil, kendi kaderinin efendisi olabileceği fikri. Bu da yoluna devam eder. Hindistan'ın şehirlerinde, kırlarında mesajını dinlemeye hazır olduğunu düşündüğü herkese umuma açık konuşmalar yaptığı söylenir. Onun misyonunu ve seyyah yaşam tarzını paylaşan mürit grubu Sangha adını aldı. Geleneksel anlatılara göre bu da buraya Rajarbiya'nın dışındaki bir ormana geldiğinde Budist yoldaşlığı tamamen yeni bir yol almış. Şehrin kralı Bimbisara, Buda'nın şehrin dışında kamp kurduğunu duyunca 120 bin Brahman'la onu ziyaret etmiş. Söylenenlere göre Buda'nın vaaz verdiğini duyunca kral da dahil hepsi ayağa kalkmış ve eğitimsiz müritler olmak için ona yalvarmış. Buda'nın artan takipçilerinin barınması için onlara bir bambu koruluğu bağışlamış. Varlıklı hamillerin gönlünü kazanmak Buda'nın mesajının geleceği için hayati olacaktı. Böyle yerlerde kalıcı üslerin olması, Sangha'nın benzer düşünen seyyahların oluşturduğu bir gruptan yerleşik bir konuma dönüşmesini sağladı. Çok geçmeden bir manastır ağı, yani dünyanın bilinen ilk manastırları kuruldu. Budizmin ilk günlerinde yalnızca birkaç keşiş vardı. O yüzden kurallara pek gerek yoktu. Çünkü keşiş olanlar son derece zeki ve manevi açıdan kuvvetliydi. Neden keşiş olduklarına dair niyetleri ve anlayışları netti. Ama sayıları yavaş yavaş arttıkça bu da kusursuzluğu, huzuru ve uyumu muhafaza etmek için disiplinin farklı kurallarını tayin etti. 2005 yılı sonra hala o kurallara bağlı yaşıyorlar. Keşişlerin her gün tekrarlanan 227 kuralı var. Buda'nın bu kuralları doğaçlama uyarladığı sanılıyor. O fikrini değiştirmeyi ve mantığa kulak vermeyi küçümsemeyen bir pragmatisti. Konu kadınları aralarına katmak gibi bir düşünce olduğunda bile. Kadınlar başta yük olarak görünüyordu. Çünkü korunmaları gerekiyordu. Ama özgürleşmenin herkese açık olması gerekliliği onların da aralarına katılmasını gerektiriyordu. Keşişlerin 8 eşyası olabilirdi. Sadece 3 cübbeleri var. Amaç güzel görünmek değil, çirkin görünmek. Bir iğneyle ipliğiniz olmalı. Bir de jilet. Çünkü saçla başla uğraşmak çok zahmetli. Ve bir de kase. Dilenme kasesi. Bununla insanlardan yiyecek, içecek yani sadaka toplarlar. Çünkü keşişler insanlara, topluma bel bağlamak zorundadır. Böylece minneti ve minnettarlığı tadıyorlar. Onlar da insanlara merhamet ve bilgelikle karşılık veriyor. Keşişler insanlara, topluma rehberlik edebilir. Bilgeliğe, huzura, mutluluğa giden yolu gösterebilir. Keşişlerin bunun dışında keşiş olmayan insanlarla hiçbir ilişkisi olmaz. Ama keşiş olmak için ailenizi terk etmeniz gerekir. Çünkü aile hayatı türlü türlü mutsuzluklarla, engellerle ve dertlerle doludur. İnsan aile hayatı yaşarken manevi açıdan yükselmek için gereken türden basit, kutsal bir yaşam süremez. Buda'nın ailesine yaşattığı acıyı kabullendiği ve keşiş olmak için anne babadan izin almayı şart koştuğu söylenir. Budizm zaman zaman yalnızca uygulayanın kendisine fayda sağladığı, toplumsal bağlara ve aile bağlarına soğuk bakan, onları nirvana'ya ulaşmayı engelleyen bir şey olarak gören bir felsefe ya da din olarak eleştirilir. Ama onun takipçilerinin kapıldığı his, kolektif esenliğe yönelik gerçek bir adanmışlık. Kaleme alınanlar arasında en eskilerden olan şu sözlerini bir dinleyin. Kimse birbirini kandırmasın. Kimse hiçbir yerde birbirini hor görmesin. Annenin çocuğunu sınırsız bir iyilikle, sevgiyle koruduğu gibi siz de dünyanın değerini bilin. Sınırsız sevin. Buna nasıl itiraz edilebilir ki? Bu da fikirlerini yorulmaksızın ifade edip açıklayarak entelektüel çaba ve derin insaniyet prensiplerine adanmış sadık bir kitleye kavuştu. Buda'nın 80'lerindeyken konuk olduğu mütevazi bir demircinin evinde yemekte gıda zehirlenmesi sonucu hastalanıp öldüğüne inanılıyor. Ama Nirvana'ya ulaştığı için Buda'nın ölümden hiç korkusu yoktu. Çünkü acıları aydınlanma yaşadığı anda zaten sona ermişti. O artık yeniden doğmayacaktı. Buda'nın ölümü Sangha'nın elinden kurucusunu ve liderini aldı. Buda'nın fikirlerinin boşlukta kaybolması ya da yozlaşması tehlikesi vardı. Bu mağarada 500 seçkin insandan oluşan bir meclisin toplandığı söyleniyor. Bundan sonraki birkaç asırda Sangha Buda'nın mesajlarını canlı tuttu. Ama Budizmin dünyanın geleneğine yayınışı ironik bir biçimde bir despotun sayesinde gerçekleşecekti. Buda'nın ölümünden 200 yıl sonra modern Hindistan'ın çoğu Gaddar İmparator Asoka tarafından yönetiliyordu. Asoka'nın antik başkenti Patna'da bulunan bu kuyunun
onun kasten inşa ettiği işkence odasının ortasında olduğuna inanılıyor. Ahsoka'nın sadist işkencecisinin burada kurbanlarının ağızlarına zorla açıp gırtlaklarından aşağı eriyik bakır döktürdüğü söylenir. Ama anlatılara göre M.Ö. 262 civarında acımasız ve kanlı bir zaferden sonra Ahsoka birden nasılsa acılara sebep olduğunu fark etmiş ve midesi bulanmış. Mizacındaki bu değişim ancak bu kadar dramatik olabilirmiş. Buda'nın şiddet karşıtı öğretilerini uygulamaya başlayan ve bütün canice hareketlerinden ötürü iştenlikle pişman ettiğini duyuran Ahsoka, bundan sonra adil ve dürüstçe hüküm süreceğine and içmiş. Değişen imparator yeni inançlarını taşlara kazımış. Buda'nın hayatıyla ilişkilendirilen yerleri arayıp bulmuş ve oralara 15 metre yüksekliğinde sütunlar dikmiş. Böylece bu yerleri gelecekteki hacılara kolaylık olsun diye işaretlemiş. Taşlara kazınmış böyle yazıtlar imparatorluğunun her yerinde bulunuyormuş. Ama bu yapılar onun savaşlardaki zaferlerini övmüyormuş. Bunlar onun şiddete duyduğu tiksintiyi duyuruyor ve tebaasını ahlaklı, merhametli hayatlar yaşamaya teşvik ediyormuş. Ahsoka fette çıkmayı bırakıp ölüm cezasını kaldırmış. Köleleri salıverip ücretsiz hastaneler kurmuş. Başkentte hayvan kurban etmek yasaklanmış ve papağanlar, kurbağalar ve kirpiler dahil olmak üzere birçok hayvan türü koruma altına alınmış. Hindistan'ın dışına misyonerler göndermiş ve Budist prensiplerini Sri Lanka'ya, Orta Asya ve Asya'ya aktarmış. Budizm bundan sonraki 1500 yıl boyunca Hindistan alt kıtasına hükmetmeyi sürdürecekti. Varlıklı hamiler cömert bağışlarda bulundu. Buda'nın kalıntılarını muhafaza ettiği söylenen anıtlar ve onun hayatını resmeden heykeller sağda solda belirmeye başladı. Ama bu dönemin en büyük mirası burada, yani Nalanda'da. Burasının dünyanın en eski üniversitesi olduğu söyleniyor. Burada en azından milattan sonra 5. yüzyıldan itibaren ciddi bir eğitim kurumunun olduğu biliniyor. Buranın altın çağını bir hayal etsenize. Ta Endonezya'dan, Tibet'ten, Çin'den, Türkiye'den ve Japonya'dan birçok uluslararası alim gidip geliyordu. Binlerce öğrenciyle dolu muazzam bir yerleşkesi vardı. Burada matematik, siyaset, edebiyat öğreniliyordu. Ama Budizmin üzerinde özellikle duruluyordu. Binlerce Budist el yazması 9 katlı bir binada saklanıyordu. Orta Çağ dünyasını kıskandıran bir yerdi. Tanrı var mı sorusunun yerine Tanrı olsa da olmasa da nasıl davranmalıyım gibi soruları getiren Buda'ydı. Budizm yükselişteydi ama 7. yüzyıldan itibaren hamilik düzenindeki değişimler Nalanda gibi büyük kurumları etkilemeye başladı. Zengin hayırseverlerden gelen hediyelerin arkası kesildi. Brahmanizm hep varlığını kuvvetle sürdürmüştü ve çok sayıda insan bu inanışa geri döndü. Brahmanizm, Budizmi silme pahasına devlet yönetimine geri döndü. 12. ve 13. yüzyıllarda Müslüman fatihler manastırları ve tapınakları yağmaladılar. Nalanda'nın ateşe verildiği ve 3 gün boyunca yandığı söylenir. Budist yaşam tarzı doğduğu ülkede adeta ortadan kayboldu. Ama Budizm çoktan harekete geçmişti. Büyük bir hızla Asya'ya yayılmıştı ve gerçekten de küresel bir din olma yönündeki yolculuğunu sürdürecekti. Tek bir kutsal dili, katı dogmaları olmayan Budizm ihraç edilmeye hazırdı. Esnek bir inanç sistemi haline gelen, uyarlanabilir bir felsefe. Yayıldıkça birçok kültüre sıçrayıp onları etkiledi. Bazıları için ölümden sonra hayat var ve bu da bir adanmışlık figürü. Budizm 20. yüzyıldan bu yana şiddet içeren milliyetçi mücadelelere bile alet edildi. Ama Buda'nın mesajı özünde hala aynı. Değişim kaçınılmazdır ama o değişimi yönlendirme gücü hepimizde mevcut. Bilgelik kazanarak acıları azaltabiliriz. Buda'nın hayatı tarih yazan bir çağda yaşanmış, büyüleyici bir hayattı. Ama onunla son derece kişisel bir seviyede de bağ kurabiliriz. Şimdiki zamanda ve burada. İnsanlık haline dair yanıtlar bulma ihtiyacı bana göre hepimizin paylaştığı bir şey. Bu da nefret, kıskançlık ve açgözlülük doğuran arzuların ve yanılsamaların üstesinden gelmek için pratik çözümler sunuyor. En büyük hediyesinin aldatıcı derecede basit olduğu söylenebilir. Bizi de dünyayı da daha iyi hale getiren şeyin merhamet, empati ve kim olduğumuzu gerçekten bilmek olduğunu söylüyor. İster Budist olun ister olmayın. O mesajdaki insaniyet ve umut bugün hala pırıltısını koruyor. Haftaya görüşmek üzere, her zamanki gibi sağlıkla kalın.